İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ne için oynuyorsun? Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Sohbeti insanlara pek çok faydalıydı. Bir gün sevdiklerine buyurdu ki, aman ha, sakın gaflet edip de girmeyin bir günaha. Her işi dine uygun yapın ki siz muhakkak, zira hesap soracak her işten Cenab-ı Hak. Bir günde buyurdu ki, alimleri eğer biz tanımamış olsaydık ne olurdu halimiz? Onların kitabını okumak suretiyle, İslam'ın ahkamını öğrendik bilvesiyle. Ayırdık bu sayede hakkı batıl olandan, dünyada büyük nimet var mıdır daha bundan? Küfürden kurtardılar bizleri o kitaplar, yoksa sonsuz azaba olacaktık giriftar. Alimler buyurdu ki, eğer mümin kimseler cennette verilecek nimetleri bilseler, yani amellerine karşılık Rabbimizin vereceği nimeti etseler biraz tahmin, o an kendilerini unuturlar neşeden, sokakta oynarlardı hiçbir şey düşünmeden. Nitekim sahabeden Bilal-i Habeşi de oynamaya başladı bir gün mescit içinde. Hazreti Ömer görüp buyurdu ki, ya Bilal, hiç mescidin içinde oynanır mı? Ne bu hal? O ise oynamaya yine devam ederek ve Resul-i Zişan'ı işaret eyleyerek buyurdu ki, mescidin sahibi oradadır. Bana mani olmaya sırf onun hakkı vardır. Hazreti Ömer Faruk şaşırdı buna daha. Hemen gidip arz etti bunu Resulullah'a. Çağırdı Resulullah Bilal-i Habeşi'yi. Gelince o da bizzat sual etti bu şeyi. O dahi oynuyorum diye cevap verince, niçin oynuyorsun buyurdular hemence. Dedi, ya Resulallah, neşeden oynuyorum. Rabbime bir şey için teşekkür ediyorum. Ne için? Buyurunca, dedi, ya Resulallah, bir şey var ki, o şeyi vermedi sana Allah. O nedir? Buyurdular. Dedi ki, hidayettir. İnsanların kalbine iman nuru vermektir. Bu elinde olsaydı, ederdi herkes iman. Hep Müslüman olurdu, bil cümle Arabistan. Hem önce akrabanı getirirdin imana. Onlardan sıra bile gelmezdi belki bana. Senin akrabaların seni inkar ederken, ben sana iman ettim bir Habeşi köleyken. Senin vasıtanla inandım, seni sevdim. Bu Habeşli Bilal'e bahşetti bunu Rabbim. Bu onun ihsanıdır. Şükür elhamdülillah. Bu yüzden oynuyorum işte ya Resulallah.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Mevliya Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnetine tabi olmaktır buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz. İyi günler, aleyküm. Aleyküm selam. Biraz ahizeye yaklaşalım lütfen. Tamam. Hocam şimdi bu araç bayileri araç almayı diyorsun. Mesela belli bir kapara oluyorlar ama araç belli değil. Yani rengi belli, ne zaman geleceği belli. Sırayı alıyorlar, kapara alıyorlar. Ondan sonra bekliyor, bazıları hatta gemideyken falan satıyor. Yani B5 arabası ne kadar fasılsa batıl olma durumu var mı? Ondan sonra ikinci sorum da mesela bir cübkan kiralayacağımız zaman eski kiracı hava parası falan istiyor mesela. Bu dinen uygun mu? Bunu soracaktım. Teşekkürler. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Alo. Buyurunuz. İyi günler. Hayırlı günler hocam. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Buyurun. Biz anneannemiz da sizi dinliyoruz. Anneannem 30 yıldan beri çok seviyor Osman Ünlü Hoca'yı. Ona da güvendiğimiz için iki sorumuz olacaktı. Sormak istiyoruz. Sizlere selamı var anneannemin. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Biz de hürmet ederiz. Ellerinden öperiz. Buyurun, dinliyoruz. Şimdi hocam biz şöyle bir şey... Ağladı gözyaşlarına, hakim olamadı. Şimdi biz şöyle bir şey duyduk. Biz yıllardan beri hani ölenlerimize hep Yasin okuyoruz ya. Evet. Bize dediler ki hani dün Yasin ölülere gitmez, İsrailoğulları için indi. Hani siz okusanız bile ölülere çok bir faydası olmaz. Zekaret'te okunur sadece dediler. Hani böyle bir şey var mı? Yasin'i ölülerimize okumak uygun mu? Onlara gider mi? İlk sorum bu. Bunu merak ediyoruz. Çünkü yıllardan beri okuduğumuz bir şey. İkincisi de yine bunu da dün duyduk. Bizim kıldığımız namazları ölülerinize hediye edin dediler. Hani namaz bizim kendi borcumuz değil mi? Hediye edebiliyor muyuz biz bu borcu? Ya ödedikten sonra. Sevabını. Sevabını, ama bize kalacak mı sevabı? Yani biz hediye edeceğiz ama. Ya merak etme, iflas etmiyoruz. Tamam, anlatacağız efendim. Tamam. Tamam, teşekkürler, hayırlı günler, iyi yayınlar. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz, size de hayırlı günler. Sanıyorum bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Soru soracaktım Osmanlı Hoca'ya. Yayındasınız efendim. Buyurun. Sonra başlayabilirsiniz sorularınızı. Birinci sorum hocam. Benim kızım var. 3 yıldır evli. Maliki mesela bir şeye para zengin ne yetiyor parası var. Yani memur. Eşi de memur. Kendisi de devlet memuru. Eşi kurban kesiyor. Ayrıca kızımın kurban kesmesine gerek var mı? Peki efendim. Onu soruyorum. Bir de hadi kurbana koyun parası verse kız kardeşime üzerine biraz daha ilave edip de büyükbaş hayvana girse uygun olur mu? Kurbanı yerine sayılır mı? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Tamam. Buyurunuz hocam. Şimdi yayına girmeden önce büyüklerden bir söz naklettik. Ebu Ali Cürcani Hazretleri buyuruyor ki, yani her işinde, her hareketinde Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak. Bu şimdi kitaplarda geçiyor. Altyapı göçtüğü için Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnetine deyince demek ki hadis-i şerifte bildirilenlere uymak lazımmış. Ben böyle bir hadis-i şerifte görmedim, uymama gerek yok diyen altyapısı olmayıp öyle cahil çok kimse var. Hadis-i şerife ayet-i kerimeyi kendine aynı şekilde, kendi anladığına göre hareket eden çok kimse var. Şimdi kitaplarda sünnet iki anlamda kullanılmış. Birisi sünnet seniye uymak. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri bu tabiri Mektubat isimli kitabında sık sık tekrar ediyor. Bu yolun esası sünnet seniye uymak diye. Sünnet seniye deyince Peygamber Efendimizin sözlerine,
hareketlerine uymak diye anlıyorlar. Halbuki sünnet kelimesi tek başına kullanıldığı zaman Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Allah-u Teala'nın gönderdiği en son din, Muhammed Aleyhisselam getirdiği şeriat anlaşılır buyuruyor. Yani oradaki sünnet seniye İslamiyet'in tamamına uymak manasında kullanılıyor. Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabiri de iki türlü anlatılmış. Bir, Peygamber Efendimiz bu konuda buyurmuştur. Bu müstahaptır veya müekked sünnettir, gayri müekked sünnettir diye anlatılıyor. Ama müstakil mesela biraz önce biz Ebu Ali Cürcani Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Orada bu zat buyuruyor ki, bütün işlerde, bütün hareketlerde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sünnet seniyesine uymak. Burada da Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriata, İslamiyet'e uymak manasında kullanılmıştır. Dolayısıyla bunları öğrenebilmek için hadis-i şerifleri öğrenmek değil, ilmihal kitaplarını, fıkıh kitaplarını okumak gerekir. Yani mesela biz tam ilmihal saadeti ebedi diyoruz. Ondan sonra mızraklı ilmihal diyoruz. Hüccetül İslam ilmihali diyoruz. Bu kitaplarda bildirilen bu sünnet seniyedir. Yemede, içmede, oturmada, yürümede, çarşıda, pazarda, ibadetlerde, her şeyde İslamiyet ne diyorsa onu yapmak. Bu Peygamber Efendimiz sünnetine uymak, sünnet seniye tabi olmak bu demekmiş. Gelelim efendim diğerisi, geçen bahsettik ama bahsederken dedik ki biz dilimiz döndüğü kadarıyla anlatmaya devam edeceğiz. Her sene de yapıyoruz. Vazifemiz bu. Bıkmayız. Efendim biz anlattık. Niye anlamadın? Demeyiz. Öyle bir hakkımız da yok zaten. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e beni öğrenmek, benim yolumu öğrenmek için sana gelenin hizmetçisi olmamışlardır. Dolayısıyla bizim öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lüksümüz yok. Ha mesela bazen dinleyicilerimizden şey yapıyorlar, hani lüzumsuz şekilde meşgul etmeyin orayı diye ikaz edenler oluyor. Öyle dinleyicilerimiz de var. Onun için de biz de istirhamımız, dinleyicilerimiz neyi sormak istiyorsa önüne yazsın. Ben şunu sormak istiyorum. Yayına girdiği zaman sorum şu. Yani uzun uzun anlatmasın. Meşgul de etmesin. Çünkü burası sınırlı bir programdır. Yani onu da aynı şekilde söylüyoruz. Şimdi kurban dinimizin emrettiği bir ibadettir. Hanefi mezhebinde vacip. Diğer üç mezhepte Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhep müekked sünnettir. Vacip makamında kuvvetli bir sünnettir. Ve kurban kesmek bir ibadettir. Ama bu ibadet de mal ile yapılan bir ibadettir. Kitaplarda buyuruyor ki kurban nisabına malik olan bir kimse kurban kesmesi vaciptir. Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, mukim olacak ve kurban nisabına malik olacak. Bu beş şart. Kimde varsa, kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü kimde varsa o gün kesecek. Her ibadetin zamanı olduğu gibi kurbanın da zamanı var. Zilhicce'nin 10, 11, 12 yani kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu üç gün içerisinde bu ibadet yerine getirilir. Üçüncü gün güneş batana kadar. Şimdi takvimlerde hesap ile kameri takvim birinci günü yazılıyor. Mesela benim önümde şu anda açtığım Türkiye takvimi var. Türkiye takviminde 19 Haziran pazartesi bir Zilhicce diye yazıyor. Bir gün öncesinden yani 18 Haziran pazar günü diyor ki yeni hilal bugün Zilhicce hilali için bugün hilal ilk defa Avrupa'da Asya kıtası güney batısında ve Afrika kıtasının kuzeyinden itibaren görülmeye başlayacaktır. İhtimal Türkiye'den görülmesi. Görülmeyebilir de. Bunu nereden biliyor? Hesapla buluyor. Hesapla buluyor. Bunun bir hesabı var yani. Hatta Saadet-i Ebedi'yi hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi kendi adıyla bir hesap yapmış. Işık usulü diye, yani arzu eden Saadet-i Ebedi'ye bakar. Orada tarifi yapılıyor ışık usulüyle. Hicri, kameri, ayın ilk günü nasıl bulunur diye. Onu oturup herkes hesap edebilir, yapabilir. Orada açık tarifi de var. Fakat bu zat bu hesabı için pek kati ve hassas buyurmasına rağmen bu da hesaptır. Çünkü şeriat hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et. Yani görmeyi emretmiştir. Efendim görülmüyor mu? Yok, o anda görülmüyor. Hesapla bulunan gün yanlış değil. Hilal orada. Ama şeriat diyor ki görünce oruca başla, Ramazan oruca var. Görünce aynı şekilde hacc et ve görerek aynı şekilde kurban kes. Bunun için şimdi diyorlar ki efendim bu sene kurban bayramı işte denk gelecek, birinci gün olur. Bu ahmaklığın danışkasıdır. Cahilliğin danışkasıdır. Böyle söyleyenleri. Efendim kelli felli melli falan filan neyse. Hatta Enver abiler de buyurmuşlar. Bize işte alim malim Ahmet Mehmet Veli
Bir de sonunda delil lazım diye buyuruyorlar, tamam mı? Bize kitap lazım. Tam İmran Saad'de bir dil açık net yazıyor. Biz 18 Haziran pazar günü hilale bakacağız. 18 Haziran pazar günü eğer hilali görürsek Kurban Bayramı'nın ilk günü takvimlerde ne yazıyor? 28 Haziran çarşamba günü. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyor ki ya hesap edilen gün görülür veya bir gün sonra görülür. Ha gördük. 18 Haziran'da gördük. O zaman 28 Haziran'da biz kurbanımızı kesebiliriz. Göremedik. O zaman 29 Haziran'da veya 30 Haziran'da keseriz. İhtiyatlı hareket ederiz. Hadise bundan ibaret. Hatta bazıları efendim Arefe gününü değiştirecek miyiz? Hayır, değiştirmeyeceğiz. Arefe günü 27 Haziran Salı günüdür. Arefe günü, terviye günü de 26 Haziran Pazartesi günüdür. Ya bugünlerde oruç tutulur mu? Hem terviye hem de aynı şekilde Arefe günü oruç tutulur ve tutulması da aynı şekilde teşvik edilmiş. Ve biz Bin İhlas'ı 27'sinde okuyacağız. 27'sinde okuyacağız ve 27'sinde sabah namazından itibaren teşrik tekbirlerine başlayacağız. Ne zamana kadar devam edeceğiz? 28'de devam edeceğiz, 29'da devam edeceğiz, 30'da devam edeceğiz. Maalesef Fuay 31 çekemiyormuş. 1 Temmuz'un ikindi namazında bitireceğiz. Yani kurbanı orada kesmiyoruz da öbürlerini niye takvime göre yapıyoruz? Aradaki fark nedir? Şimdi Mustafa Bey anlatırken birisi emir. Kurban. İbadet bu. Kurban kes. Emir zaten. Öbürüsü dua. Tesbihattır yani. Mesela ben bin ihlası yani hesapla bulunan günde okuduğum zaman zannım öyle Arefe günü diye. Onun bir şeyi yok. Ama zannıma göre öyle girmiştir deyip de saat 11'de öğle namazı kılamam. Kılarsan da boşa kılmış olursun. Kılarsan da boşa kılmış olurum. Efendim işte hilal görülmüştür ya, birileri görmüştür. Ben birinci gün kesivereyim. Görülmediyse benim kestiğim kurban boşa gider. Olmamıştır, borçlu kalmışımdır yani. Tamam, zayi olmaz o. Bir kestin, bir emek verdin. Allah-u Teala kulunun samimi olarak yapmış olduğu hiçbir şey. Ama kurban borcu ödenmiş olmaz. Kurban. Peki hani birisinin hatırına gelebilir. Ya siz iyi anlatıyorsunuz falan da. Hani Türkiye'de Allah-u Teala böyle bir imkan vermiştir. Radyo, televizyon, gazete bunlar vasıtasıyla duyuruluyor, ilan ediliyor. E peki adam hiçbir yerde işte dağ başında veya çölde yaşıyor, bilmiyor falan. Allah-u Teala da ona buyuruyor ki gözüne göre bak. Saati yok, telefonu yok, bir şeysi yok. Gözüne göre bak. Güneşin hareketine göre 5 vakit namazın vaktini, ayın hareketine göre de aynı şekilde diğer o aya bağlı olan ibadetleri yap diye onu emretmiştir. O da baktı, gördü, ona göre hareket etti. Bir şey olmaz ona. E peki orada da hava aynı şekilde kapalıysa, zanına göre hareket etmiş olsa o, onu kurtarır. Benimki kurtarmaz. Niye? Çünkü benim aynı şekilde elimde materyalim ve bilebileceğim çok şey mevcut. Dolayısıyla bunlara riayet etmemiz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Önemli miydi bu? Evet, önemliydi. Onun için de aynı şekilde tekrar naklettik. Bazılar diyecek ki, derdinizin zoru ne de böyle, iki de aynı şekilde böyle gündeme getiriyorsunuz falan. Ne alıp veremediğiniz var? Ne bu ortalığı karıştırıyorsunuz? Ha, bazılar fitne de diyor buna. Tabii canım. Niye karıştırıyorsunuz? Kimse duymasın da biz Mustafa Bey'le ortaklık kurduk. Açık mı verdim? Açık verdim. Bunu söylemeyecektiniz. ama herkes duysun ya. Bize ortak olan çok kimse de var. Duysun. Şimdi Emel abiler bir gün Cağaloğlu'nda akşam namazında kıldık. Arabayla gidecekti. Biz de 3 arkadaştık. Servisi kaçırmıştık. Emel abiler o şoförle haber gönderdiler. Bir kişiyi alabiliriz arabaya diye. O arkadaşlar dediler ki sen git dediler. Neyse Fatih'te oturuyoruz. Yolda gelirken Emel abiler bizim sayfadayız. O dini sayfanın hazırlandığı yer. Emel abiler buyurdular ki sevap deposunun başında bulunuyorsunuz. Dikkat edin, mahrum kalmayın demek istediler yani. Sevap deposunun başında. Şimdi Allah-u Teala bize böyle bir şey ihsan etmiş. Ya Mustafa Bey ters bakma şimdi. Buraya ortak olan çok kimse var ha. Sadece ikimiz değiliz bu ortak. Sevap aynı şekilde ortaklığı bu. Para değil. Tamam mı? Para değil. Bazılarına şey yapmasın. Zaten para olunca kimse gelmez, merak etme. para vermek olunca
kimse gelmez. Ha. Almak olunca herkes gelir. Ha, verirsen tamam. Tabii. Tamam. Ama burası sevap topusu. Kim ortak buraya? Dinleyenler de mi ortak? Buraya Allah-u Teala bizi vesile kılmış, biz şey yapıyoruz. Biz ne kadar kazanıyoruz? Buradaki sevapta biz ne kadar kazanıyoruz? Emel abinin bildirdiği ölçü. Ne kadar samimi ve ihlasın ne kadarsa o kadar. Peki buraya, mesela var dinleyicilerimizden öyle. İşte TGRT FM burada yayını olsun diye, buraya bir verici şey yapın diye, kendi imkanına göre destek olsun diye para gönderen var. Ondan sonra bu hizmetler devam etsin diye kitap parası gönderen var. Veya başka bir şey var. Bazıları mesela bu çark devam etsin, bu değirmen dönsün diye reklam vereni var. Niyeti budur. Ha, başka şekilde para kazanayım diye veren de var. O ayrı bir mesele. Yani hiç olmasa mesela bir yerde yayınımız kesildiği zaman hemen açıp telefonu, yayın burada kesildi bir bakar mısın, bakar diyenler mısın? Var. Diyenler var. Tabii. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hiç ulaşamayıp da ya Rabbi bu yayınları devam ettir diye oturduğu yerde dua edenler var. Diyeceksiniz ki iyi de siz hayli genişlettiniz. Nereden biliyorsunuz onu? Hani iki kişiydik hocam. He ya, çoğalttık diye biz böldünüz ya. Yok yok, neticesi güzel, bekle. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar emin niye söylüyorsunuz? Ben Balıkesir Gönü Ömer Seyfettin Lisesi'nde öğretmendim. O zaman 3-5 arkadaş biz her gece Gönen'in, ondan sonra Çanakkale Boğazı'nın öbür tarafındaki Biga, Lapseki, Çağ'ın, onların aynı şekilde merkezlerine, köylerine kitap götürüyorduk. O zamanlarda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hayattaydı. Bu zat buyuruyor ki, bu kitapları alıp köylere götürenler, orada bu kitapları alanlar ve orada görüp de aa ne güzel hizmet ediyorsunuz diyenler, orada o arkadaşlar gittikten sonra elini açıp ya Rabbi bunları muvaffak eyle diye dua edenler, bu cihadın, bu emir marufun ortaklarıdır buyuruyorlar. Onlar da kurtulur. Onlar da kurtulur. Onun için Enver abiler buyuruyorlardı ki bu kitapları okumak, bu kitapları yaymak bedenen, bedenen gücü yetmiyorsa maddeten destek vermek, bu ikisine de gücü yetmiyorsa dua etmek. Ya Rabbi senin dinli yayınlara yardım eyle, muvaffak eyle diye dua etmek lazım. Dördüncüsü olmayın derlerdi. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyorlar ki bunların hepsi ortak. Ve devam var. Herkes ihlası ve samimiyetine göre buradan pay alır buyuruyorlar. Herkes ihlası ve samimiyetine göre buradan pay alır. Yani önce yağmur yağıyor. Herkes evet, kabına göre alır yani. Herkes kabına göre alır. Dolayısıyla hani bazen dinleyicilerimiz diyor ki bize de dua edin. Merak etmeyin, siz dua ettikçe hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kirama dua edin. Ya Resulallah size de mi? Siz dua edin de edene mi edilene mi buyuruyor. Edene mi edilene mi faydası olur. Dolayısıyla burası böyle bir yer. Ve mesela İslam ahlakının üç türlü İslam ilmi hali kısmında da nakletmişler. Kendileri de anlatıyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Bu hizmetler için sabah evinden çıkan, kitap dağıtmak için, ondan sonra ne bileyim ben gazete dağıtmak için veya da gazeteye abone bulmak için veya da kitapları ulaştırmak için veya bunlar aynı şekilde evinde dua ediyor. Evinden çıktı. Çıkarken de dua ediyor. Evinden çıkarken bu niyetle çıkanın Allah-u Teala yarattığı bazı melekler varmış. Bunlar Allah-u Teala'nın dinine hizmet etmek için evinden çıkarken kanatlarını bunların ayaklarının altına sererlermiş. Müthiş bir şey ya o. Arabayla geliyor efendim. Arabanın altına sererler. Efendim helikopterle geliyor. Helikopterin etrafını sararlarmış. Yani ya neresinden bakarsan rahmet. Neresinden bakarsan rahmet. Şimdi bazen mesela uzattım bugün, kusura bakma da. Şimdi bazen mesela arıyor bizi. Diyor ki sizin sayenizde ben namazı. Hayır. Ne Osman Ünlü ne Mustafa Döküz'ün sayesinde kimse bir şey yapamaz. Peki Osman Ünlü, Mustafa Döküz sadece figürandır. Sebeptir Allah'tan yarattı. TGRT FM de sebeptir. Enver abiler de sebeptir. Hüseyin Hilmi Efendi de sebeptir. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de, Seyit Fehim Arvasi Hazretleri de, Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri de, bunların hepsi birer vesiledir. Peygamberimiz buyuruyor. Ben Rabbimin aynı şekilde yaratmış olduğu ve onun kullarını cennete götürmeyi, murad ettiği cehennemden korumayı, Rabbim bir vesileyim. Onun için onların vesilesiyle veren Allah-u Teala'dır. Peki bu yoldaki ölçü nedir?
Bütün din büyükleri onun için uğraşmışlar. Samimiyet, samimiyet, halis din. Buna ihlas deniyor işte. Otur. Samimiysen korkma. Samimiysen korkma. Allah-u Teala senin efendim 1000 rekat namaz kıldığına, efendim 100 lira değil de 1 lira kitap parası verdiğine ona bakmaz. Ona, onu ne niyetle verdiğine bakar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok ki. Efendim işte bir tır dolusu altın verdim filan. Ya altın dediğin şeyi gene Cenab-ı Hak yarattı. Yani Allah-u Teala yarattığını Allah-u Teala haşa başa kakar gibi kimi kime veriyorsun? Kimsin ya? sen bir tır altın getirirsin. Allah-u Teala anında o altınları taşa çevirir. Buradaki o garip kulun yanındaki taşları da altına çevirir. Ne yapacaksın o zaman? Değil mi? Olmamış mı? Olmuş. Tamam. Hani İsa Aleyhisselam doldur demiş gence. Neyi demiş ya? Altın istiyor adam. Tamam doldur demiş. Demiş toprak, toprağı doldur. Toprağı tepsiye doldurunca hepsi altın oluyor. Ne oldu? Değil mi? Yaratan o. Onun için biz samimiysek endişe etmemeliyiz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, haçta ihram giymek ve hükümleri. Hac, umre, ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikat denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i Mükerreme haremine girmeleri haramdır. Geçenin geri mikata gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur. Mikat denilen yerlerle Harem-i Mekke arasına hil denir. Mikattan geçerken bir iş için hilde kalmaya niyet edenlerin ve hilde oturanların hacdan başka niyetle ihramsız hareme girmeleri caizdir. Mikat yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak usulüyle ihrama girilir. Mikat yerinden önce hatta kendi memleketinde de giymek caiz ve daha iyidir. İhram, iki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez. Tavafa başlarken, ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip, iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. İhram giyene yasak olanlar şunlardır. 1. Karadaki av hayvanlarını öldürmek. 2. Dikilmiş elbise giymek. 3. Bir yerini tıraş etmek. 4. Cima etmek. 5. Kavga ve münakaşa etmek. 6. Koku sürünmek. 7. Tırnak kesmek. 8. Erkek için mest, ayakkabı giymek ve başını örtmek. 9. Hatmi ile başını yıkamak. 10. Eldiven, çorap giymek. 11. Hamama girmek. 12. Kendiliğinden çıkan ot ve ağaçları koparmak. 13. Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek. Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurban etinden sahibi yiyemez. İfrat hacda bir kurban icap ettiren suçu, karin hacı işlerse, biri umre için iki kesmesi lazımdır. İhramlıya yasak olmayanlar da şunlardır. 1. Pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek. 2. Başını sabunla yıkamak. 3. Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek. 4. Diş çektirmek. 5. Bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak. 6. Renkli ihram giymek. 7. Gusletmek. 8. Başını dokundurmamak şartıyla tavan, çadır, şemsiye altında gölgelenmek. 9. Başı adet olmayan şeyle, mesela tas, tepsiyle örtmek, paket gibi şeyler koymak. 10. Beline kuşak, kemer, para kesesi, silah bağlamak. 11. Yüzük takmak. 12. İnsanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak. 13. Düşmanla dövüşmek. 14.
kadınların deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mest, çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları caizdir. Bir hacı, arefe günü, öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde Arafat'ta biraz dursa veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse veya ihramlandıktan sonra hasta olup uykudayken, baygınken, sedye içinde veya başka bir şeyle taşınarak nüsükler yaptırılırsa veyahut ihrama girmeden önce hasta olan, bayılan, yerine başkası ihrama girip bu uyanmadan, ayılmadan önce o bunun yerine de nüsükleri ayrıca yaparsa veya arefe günü olduğunu bilmeyerek Arafat'ta dursa, haccı sahih ve tavafu kudüm sakıt olur. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım değildir. O gün veya gece Arafat'ta bulunmayan veya Arafat'tan geçmeyen hacı olmaz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz dedi, şimdi araba alacaklar dedi. Şey yapıyor dedi, söyleyiver, kapora yatırıyorlar dedi. Hani dinimize bu uygun olur mu? Şimdi arabanın markası, modeli belliyse. Ama dedi hangisi olacak? Olsun, kapora yatırılır. Yani sıraya girilir. Sıra gelince... Ya orada bir pazarlık yapılacak, para verilecek değil mi? Geldi mesela, mavi istiyordu ya, kırmızıdan başkası yok dedin, kırmızıyı aldın. Görüyorsun artık arabayı. Evet. Bu kaç para? İşte peşin bu kadar verirsen, takside bu kadar verirsen, şu kadar dedi. Sen de anlaştık, bitti. İşte alışveriş oldu yani. Bunu şey yapmaya, dert etmeye gerek yok. Evde alınıyor mesela bu şekilde. Ha tabii tabii, evde alınıyor. Maket üzerinden. Yani ısmarlama şekliyle. Ismarlama. Evet, ısmarlama şekliyle. Şimdi dinleyicimizin orada hassasiyeti şu... Yani ısmarlasan bile diyor, senin istediğin gelmiyor renk diyor. Mesela ben siyah istiyorum diyor. Adam mesela fabrikadan çıkmış, hepsi mavi gönderiyor. Benim ısmarladığım değil. Tamam, senin ısmarladığın değil. Orada almayabilirsin. Kaporonda yakabilirsin. Tercih senin. Ama kapora vermişsin, geldi siyah dedin ama kırmızı geldi. Veyahut da mavi geldi. Baktın ya, bu da fena değilmiş dedin. O anda dedin hani, bu şimdi kaç para dedin. İşte bu teklif. O da dedi ki işte 100 lira dedi, bitti yani. Alışveriş oldu. Efendim, hava parası uygun mu? Şeran uygun değil. Çünkü ortada bir şey yok. Ancak şey... devir hakkı mı diyorlar, ne diyorlar, bir şey diyorlar. O hakkı aynı şekilde devretmek... eskiden mesela telefonlarda telefon hattını almıyorsun ki sen. Ama insanlar arasında işte onu diyor, ben sana veririm diyordu. Telefon hattını falan... Yani onu kullanma hakkını veriyor sana. Ona aynı şekilde devrederken devir parası olarak bir şey verilebilir. Yani sadece o şekilde kurtarabilir. Yoksa ortada hiçbir şey yok. Hava parası alınmaz. Efendim bak Mustafa Bey, sen bunları bana öğretmedin. Bak neler neler önce dinleyicilerimizden öğreniyoruz. Ya ölen kimsenin ardından Yasin okununca ona gitmezmiş ya. İsrailoğullarına gelmiş tabii ya. Yasin-i Şerif Muhammed Aleyhisselam'a vahiy olmamış. Musa Aleyhisselam vahiy olmuş. Nasıl geçtiyse yanlışlık olmuş demek ki. Değil mi? Bak, Bakara suresi kime acaba? Kime gitti? Biz boşuna mı üstümüz alınıyoruz? Tövbe yarabbim ya. Ne sopalık adamlar var ha. Zır cahil. Kur'an-ı Kerim sadece Yasin-i Şerif değil. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyorlar ki her ayeti, hatta her ayeti de değil, her kelimesi, devam ediyorlar, her kelimesi değil, her harfi şifadır. Çünkü o harflerde Allahu Teala'nın kelamı yüklüdür. O harfler mahluktur. Ama Cenab-ı Hak kelamını o harflerle Muhammed Aleyhisselam'a bildirmiştir. O harflerle, o kelimelerle yüklü gelmiştir. Onun için her harfi. Onun için her harfi, şifadır. Her kelimesi, her ayeti şifadır. Hangisini okusan oku. Şifa mıdır? Evet, şifadır. Ve hadis-i şerif var. Ölmekte olan kimsenin yanında Yasin-i Şerif okunursa,
Yasin-i Şerif okunursa suya kanmış olarak gideceğini bildiren hadis-i şerifler var. Yine kabir ziyaretinde Mülk Suresi, Yasin, Amme bunlar okunması kitaplarda aynı şekilde bildirilmiş. Yani İslam alimleri anlayamamış. 15 yıl sonra gelen bir ahmak kendi kafasına göre bir uydurdu veya da dinsizdir ya da bilerek yapıyordur onu. İnsanların zihnini karıştırmak için böyle bir şey söylüyorsa bu zındığın tekidir. Eğer din adamı kılığında söylüyorsa. Dolayısıyla bunlara itibar etmemelidir. Gelelim efendim dinleyicimizin ikinci suali. İşte kıldığımız namazın sevabı gönderilir diyorlar dedi. Hatta dinleyicimiz de tereddütlü. Yani dedi, o zaman dedi biz ona gönderirsek biz dedi iflas mı yetiş olur? Öyle değil efendim. Hanefi mezhebinde kılınan beş vakit namazın sevabı. Ramazan-ı Şerif'te tutulan farz olan orucun sevabı. Diğer yapılan haccın sevabı, kesilen kurbanın sevabı, diğer ibadetlerin sevapları ister malen ister bedenen Hanefi mezhebi için yapılanların sevabı diri ölü herkese gönderilebilir. Hediye edilebilir yani. Evet hediye edilebilir. Şimdi dünyadaki gibi mesela benim şu anda elimde kalem var. Ben Mustafa Toköz'e bunu hediye edince benim kalem bitti yok. Hediye ettim işte canım benim de bir şey kalmadı diyorum değil mi? Evet. Böyle anlıyoruz hediyeyi. Bu ibadetlerdekini de böyle anlıyoruz. Halbuki böyle değil bu diyor. Nasıl? Böyle değil. Mesela ben kıldığım beş vakit namazın sevabını ölülerime, sevdiklerime, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün müminlerin hepsine hediye ettim. Ettim hakikaten şu anda. Peki hocam, aldım kabul ettim. Ha, o da kendi üzerine aldı. Tamam sana da hediye ettim. Ya dinleyicilere de hediye ettim tamam mı? Şimdi ben iflas mı ettim? Hayır. Size bir şey kalmadı mı yani? Ha bir şey kalmadı mı? Kaç kişiye gitti? Kaç milyar kişiye gitti Adem Aleyhisselam'dan itibaren dedim. Değil mi? Ki 100 milyar. O kadar bana dönüşü oldu. Kim karlı? Bu bir. İki. Yani o tek hepsinden aynı miktarda size geliyor. Evet geri geliyor. Sizin biriniz 100 milyar oluyor. Ha 100 milyar oluyor. Tamam mı? Karlı bir iş. Karlı bir iş. Bu bir. İki. Onda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala sohbetten dışarıda da kitaplarına girdiler. Şimdi benim kıldığım bir günlük beş vakit namazdan 1 kilo sevap hası oldu değil mi? 100 milyara gönderdim. 100 milyar kişiye gönderdim. Minnacık bir şey mi kalıyor bir? Minnacık bir şey görünür görünmez falan mikroskop altında öyle mi oluyor? Öyle değilmiş Mustafa Bey ya. 100 milyarın her birine 1 kilo gönderiliyormuş. Her birine ama ha. Müthiş bir şey ya o. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte ön butu severlermiş. Dışarıda bir hayvan kesiyor. Resulullah Efendimiz'e getiriyorlar, hediyorlar. Eve gönderiyor. Akşam gelince Hazreti Ayşe Validemize soruyor ne yaptın diye. Ya Resulullah diyor hepsini dağıttım ön kolu sevdikleri için. O bize kaldı öbürlerini dağıttık. Resulullah Efendimiz Emre bile sık sık anlatırdı bunu. Ya Ayşe buyuruyor ön kol hariç hepsi bizim. Ön kol hariç hepsi bizim. Çünkü verdik onu buyuruyor. Verilen de. Dolayısıyla efendim sevaplar gönderilir mi? Evet gönderilir. Mahsus söz konusu değil. Maliki Şafii mezhebinde namaz, oruç sevapları gönderilmiyor. Ama, bedenle yapılan. Ha, bedenle yapılan. Ama Hanefi mezhebini taklit direkt gönderebilirler. Efendim kızım dedi 3 yıllık evli dedi. Kendisi memur, kocası da memur dedi. Yani durumları nisaba i̇kisi malik. İkisi de zenginmiş. Ha, ikisi de zenginse, ikisi de kurban nisabına malikse ikisinin de kurban kesmesi vaciptir. Bu sene birisi olmaz. Ama diyelim ki bir tane kesmek isterlerse birisi elindekini öbürsüne hediye edecek. Nisaptan düşecek. Başka türlü çıkış yolu yok. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki mesela birisi dedi işte koyun alması için 3 bin lira veriyor dedi. Öbürüsü üstüne ekliyor dedi bir hisseye giriyor falan. Bu olur mu olmaz yani kurban sahibinin şey olmaz. Ancak şu olur benim 3 bin liram var tamam sana kurban şey yapıp buraya hisseye girelim ama senin olacak. Ben sana hediye edeceğim. 5 bin liraya hisseye giriyor. Senin 3 bin lira vardı. Ben sana 2 bin lira hediye ettim. 5 bin lirayla sen kendi kurbanın için bir danaya girebilirsin. Onun mahsul olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
İslam ve toplum.